gidip durduralım. Aslanım almıyor. Mahir nasıl yapar bunu? Gidip soralım işte. Dur kızım. Neden? Ben sonra konuşurum Mahir'le. Ne konuşacaksın? Gidip çıkalım karşılarına. Neyse ne bitsin artık. Tamam. Bitsin. Ayten, Ayten. İyi misin kızım? Ayten kendine gel. Ayten. 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 Birine bir şey oldu galiba. Bir bakalım mı? Olur. Önemli değildir inşallah. Affedersiniz, birine bir şey mi oldu? Evet, biri bayılmış ama kendine gelmiş iyiymiş. Ha, peki sağ olun. Gidelim o zaman. Hı. Bir yudum al kızım, iyi gelir. Yok baba, istemiyorum, içmeyeceğim ben. İyiyim ben. Adliyeye gidiyoruz değil mi? Çok mu davam var bugün? Yok, aksine evrak işim var sadece. Eğer sinemaya gidelim dersen iznimi kullanabilirim yani. Ha, yok. Rehavete kapılmam dedik ya. Şu Nihan Hanım'a bir de birlikte mi gitsek diyorum. Sonuçta duruşmaya az kaldı. Nihan Hanım cinayet için mühim bir tanık olabilir. Henüz bilmiyoruz. Evet, haklısın. Bence de gidelim. Hem belki adadaki evi kim neden dağıtmış o biliyordur. Böylece Süleyman abinin cinayet failine de ulaşmış oluruz. Ali yavaş, sakin ol. Affedersin Feride. Evde yoklar galiba, her yer kapalı. Ben geldiğimde de böyleydi. Kim o? Nihan Hanım, İstanbul Adliyesi'nden Feride Şahadoğlu ben. Süleyman Bey mesai arkadaşıyız. Merhabalar. Nihan Hanım'ın kızısınız sanırım. Annenle görüşmemiz gerek. Evde yok mu? Yok. Çarşıya gitti. Postaneye uğrayacaktı. Ne zaman gelir? Bilmem. Ama gelmez daha. İşleri vardı. Senin adın ne? Mahperi. Mahperi, siz adadaki evden buraya taşındınız değil mi? Hı hı. Evimiz orada. Mahperi, annen geldiğinde İstanbul Adliyesi'nden Feride Şahadoğlu geldi der misin? Bizim kendisiyle görüşmemiz gerek. Bir iki sualimiz olacak. Adliyeye gelip bir çayımı içerse sevinirim. Peki. Söylerim. Teşekkürler. İyi günler. Selam. Bütün gün burada bekleyemeyiz. Gideceğiz. Ya adliye gelmezse? Gelecek. Gelmezse biz getiririz. Ne oldu Feride, iyi misin? Arabada da hiç konuşmadın. Bu kız bence Süleyman abinin kızı. Bugün iyice emin oldum. Nereden anladın? Çok benziyor Süleyman abiye. Ne kadar da güzel bir kız değil mi? Ayrıca Mahperi Süleyman abinin annesinin ismi. Bayağı uzun zamandır birlikteler o vakit. Öyle görünüyor. Hiç anlatmadı Süleyman abi. Ben de anlamadım. Anlatması kolay olmasa gerek. İkili hayat kurmuş kendine. Evet.
Asıl Lale Hanım nasıl anlamadı ona şaşırıyorum. İnsanın sevdiği, kocası gözünün içine baka baka yalan söylese anlamaz mı? Bazen kör olabiliyor demek ki insan. Yasin komiserin aldığı ifadelerden hiçbiri işimize yaramaz Salim. Belki Nihan Hanım geldiğinde durum değişir. Ya bakarsın o gün bir şeyler görmüştür. Duruşmaya kadar eğer bir şey bulamazsak bu dava iyice çetrefilleşecek. Nazif Kara'ya mı kalacak cinayet yani? Buyurun. Feride Hanım, Salih Bey. Hoş geldiniz Savcı Bey, buyurun. Savcı Bey, biz biraz dersimize çalıştık Salih Bey'le. Ayrıca size söz ettiğim gibi Nihan Hanım'ı görmeye gittik fakat evde yoktu maalesef. Öyle mi? Evet. Ben biraz elimi sıkı tutmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Nazif Bey'i başka bir katil olma şüphesiyle tahliye ettik. Şimdi sıra o kişiyi bulmada. Bu yüzden gerekirse soruşturma baştan başlatılmalı. Nasıl baştan? Hakime Hanım cinayet günü adliyeye gelen herkesin tespitini istiyor. Tabii ifadesinde. Neticede biri tanık da olabilir, katil de. Salih Bey, benim zamanımda stajyerler öğrenmeye çalışırdı. Öğretmeye değil. Niyetim o değildi Savcı Bey. Savcı Bey, Salih Bey bu dosyada biraz daha faal çalışıyor. Zira mevzumuz bu değil. Ben bu ifadeleri sizden en kısa zamanda bekliyorum. Ayrıca bu soruşturma içinde bütün emniyet güçleri seferber edilsin lütfen. Ben bunun için ayrıca bir yazı yazdıracağım zaten. Hakime Hanım, buna ne zaruret var anlayamadım. Samanlıkta iğne aramak bu. Neticede bir şey gören olsaydı gelip anlatırdı zaten. Hüseyin Bey, siz bu dosyayı daha yeni aldınız. Bana itimat edin. Bu davada akıl almaz şeyler oluyor. O yüzden hiçbir teferruat atlanmamalı. Bu dediğinizi yaparsak zira vaktimizden çalacak. Lüzumsuz mesai. Lakin yapacağım. Müteşekkirim. Müsaadenizle. Ne yapıp edip bu soruşturmayı yaptırmalıyız? O bir savcı Salih. Ben onun patronu değilim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz Turgut'u mumla arayacağız. Peki, ben bu durumu Yasin'e anlatayım mı? Biz cinayet gününü didik didik edelim mi? Sizin soruşturmanızsa eğer bu, benim karışmam doğru olmaz. Sonuçta hususi görevdeki zatların alanı farklı, bizimkisi farklı. Ama eğer haberim olmazsa mesleki ahlaka mugayir de olmaz. Anladım Hakime Hanım. Teşekkür ederim. Salih, ben senden bir şey isteyeceğim. Oturabilir misin? Endişelenmeli miyim? Ha yok, işle ilgili. Sonuçta ikimiz de burada stajyer avukat olmadığını biliyoruz. Belki seni meşgul edeceğim, belki davandan geri bırakacağım ama sonuçta sen görevini çok iyi yapan birisin ve benim senin yardımına ihtiyacım var. Görevi mesleği boş ver. Sen ne istersen yaparım. Bu bir cinayet davası. Yalnız biraz karışık. Eğer el atılmazsa ya intihar ya da kaza denip dosya kapatılacak. Ama içimden bir his bunun bu kadar olmadığını söylüyor. Adam karısını öldürmüş. Bana yardım edecek misin? Daima. Kolay gelsin Bahar. Salih Bey.
Buyurun. Savcı Bey'den dosyalar geldi. Polis soruşturması, tanıkların ifadeleri ve savcının iddianamesi. Haftaya duruşma var. Bu dosyaları okuyup rapor yazmanızı rica edeceğim. Pekala Hekim Hanım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun Selim. Salih, ben sana diyeyim, senin bu staj hayatta bitmez. Feride Hanım bırakmaz seni. Başımıza kalacaksın. Kız çitlenmek. Sözün yüzünde diye kıyamıyorum sana. Ama yapma böyle. Kusura bakma Salih. Biz seninle samimiyiz ya. Onun için takılıyorum ben sana. Şşş. Efendim. Alo. Mahir, ben Erdal. Baban aradı, hemen dükkana gelsin dedi. Hayırdır abi? Bir sıkıntı mı var? Vallahi bilmiyorum aslanım. Lakin sesi iyi değildi. Tamam, geliyorum ben. Ben çıkıyorum Mahir. Tamam. Buyurun. Salih dosyayı bitirdim değil mi? Gerçekten burada küt diye düşer bayılırım. Yok. Benim bugün biraz erken çıkmam gerek. Haber vereyim dedim. Ha. Öyle mi? Kötü bir şey mi var? Yok öyle, merak edeceğim bir durum yok. Peki. Akşam geleceksin ama değil mi, söz verdiğin gibi? Merak etme. Sana kolay gelsin. Sana da. Salih. Hani sen arabada bugün bana bir şey söyledin ya. Onu bir daha söyler misin? Neyle alakalı? Boş ver, ben bunu söylemedim say. Gerçekten hatırlamadım Feride. Söyle, ne olacak? Yok, benim ağzımdan kaçtı öyle. Yanlışlıkla söyledim yani. Bakma bana öyle, utanıyorum. Utanmak sana çok yakışıyor. Feride. Çok fenasın Salim. Sen de çok güzelsin. Hoşçakal. Hoşçakal. Yaşında ya vardım ya yoktum yanına geldiğimde. Yıllarca hep yanı başımdaydım. Lakin Mahir abim askerden döndüğünden beri böyle omuz omuza çalışmamıştık ha usta. Ne, hoşuna gitmedin mi yoksa? Gitmez mi bu usta? Gitmez mi? Canıma can katıldı resmen. Allah seni başımıza nasip etmesin bu usta. Baba, iyi misin? Bir şey mi oldu? Azmi, oğlum sen siparişi git teslim et gel. Mahir Usta'n geldi, o bana yardımcı olur. Hemen usta, hemen.
Anlaşılan mevzu benimle alakalı. Mahir. Bugün sabah neredeydin? Ne oldu baba? Bu sabah seni hakime Feride Hanım'la gördüm. Çay bahçesinde. Baş başa. Elini öpüyordum. Bu mu senin babanı kurtarma savaşın? Beni çok şaşırttın Mahir. Ben seni böyle yetiştirmedim. Bu hayatta en kötü şeyin insanların duygularını kullanmak olduğunu öğrettim sana. Kimsenin sırtına basmadan yükselmeyi öğrettim. Yazık değil mi o kızın düşlerine? Belki de sana gönülden bağlandı. Belki de sevdaya tutuldu. Yazık değil mi? Ben Feride'yi kullanmıyorum baba. Peki neydi benim bu sabah gördüğüm? Gerçekti. Ben Feride'yi kullanmıyorum baba. İstemeden ona bir sürü yalan söyledim. Kendimi başka biri gibi tanıttım. Ama hiçbir zaman niyetim onun gönlüne girmek değildi. Kader de, felek de, yaptığın yanlış, gönlüne dur dede. Ama olan oldu baba. Senin için adalet ararken kara sevdaya yakalandım. Yürek arar bulur öbür yarısını. Ne olursa olsun yanlışa düşmez. İki insan bir hayatta buluştuysa vardır bir hikmeti. Bunu da sen öğrettin baba. Hasan'ım, buraya mı gelecektin? Bilmem. Sabah saklambaç oynadık, kayboldu. Yok oldu sanki. Orhan abiyle aradık, taradık, bulamadık. Nazif halkalı tatlısını bile yemedi. Orhan abi buldum diye merak ettim, ondan geldim. Sağ ol Hasan'ım, sağ olasın. Usta, dükkan sana emanet. Başım üstünde Nazif oğlu. Bitme. Bülent. Oğlum Nazif nerede evde? Yok baba, evde değil Nazif. Yoklar. Nerede peki? Bilmiyor musun? Bilmiyorum ki. Yani sabahtan beri yoklar. Nazif'le Orhan mı geldi? Yok anne, biziz. Mahir'im. Oğlum, bizim delikanlılardan haberin var mı? Merak etmeye başladık artık. Bülent Orhan'la geziyorlardır diyor ama. Yok anne. Yani gözümle gördüğümden değil, yani öyle tahmin ettim. Enişte bir gelsene, bir şey söyleyeceğim sana. Burada de abi, belki Orhan arar. Sen gel, biraz yürüyelim. Geliriz yine. İyi madem. Gidip gelelim.
Enişte. Belli ki var bir karın ağrın. Derhal anlat, işler daha fazla sarpa sarmasın. Bir daha sormayacağım. Ya hemen dökül ya da ben bir şekilde öğrenirim, bilirsin. Abi ben ***'dim. Kumar oynadım. Kaybettim. Sen ne diyorsun, ne kumarı? Çok oynamadım abi vallahi. Bir iki kez. Onda da felek gülmedi yüzüme. Namus borcudur dedim, ödedim. Ama geveze getirmedi çocuğu abi. Geveze Ahmet mi kaçırdın Nazife? Sen ne yaptın enişte, ne yaptın? Dur! Mahir! Ne oluyor burada? Nereye gidiyorsun? Baba karakola git. Nazif'i kaçırmışlar. Ne diyorsun? Nazif'i mi?